Merhabalar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle sunduğumuz Sürdürülebilir Ekonomi'nin bu haftaki konuğu Ford Otosan Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Lideri Burçak Türker'i. Burçak Hanım hoş geldiniz. Merhaba Didem Hanım, hoş bulduk. Burçak Hanım, sürdürülebilirlik konusu otomotiv sektöründe de gerçekten çok büyük bir dönüşüme yol açıyor her sektörde. Olduğu gibi elektrikli otomobiller, yenilikçi malzemeler birçok alanda çok ciddi radikal değişimler var. Öncelikle Ford Otosan için sürdürülebilirlik ne anlama geliyor ve siz bu sürdürülebilirlik temelli dönüşümü nasıl tanımlıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Evet, içinde bulunduğumuz endüstri büyük ihtimalle benim meslek alanım açısından bütün bunların hepsinin tam olduğu yerde yer alıyor aslında. Şimdi biz sürdürülebilirlik dediğimiz zaman buna bu işin felsefesi boyutunda üç ana eksende bakmaya özen gösteriyoruz. ESG dediğimiz Türkçesi ekonomik, sosyal, yönetişim ve çevresel, sosyal, yönetişim ve ekonomik dediğimiz üç alan aslında. Environment, social, governance and economical gibi. Sürdürülebilirliğin temelinde bu üç alanda da aslında dünyanın daha bir sonraki nesillere daha yaşanılabilir bir şekilde bırakılması düsturu var. Bunu yaparken de bu biraz tarihsel olarak baktığımızda ilk etapta biraz daha hayır hasenat gibi toplumsal taraftan başlıyor. Sonrasında biraz daha çevreye dahil oluyor. Hatta konunun sürdürülebilirlik olarak ele alınması aslında biraz da çevre bacağı ile birlikte alınıyor. Ama bugün geldiğimiz noktada baktığımızda bu üç boyutun tamamında yani işin daha az çevresel etki bırakmak, daha az kaynak kullanmak. Nedir bu kaynaklar? Enerji, su ya da çevreyi daha az kirletmek, daha az atık üretmek, daha az karbon salınımına neden olmak gibi bir boyutları var. İkinci boyutlarında daha iyi bir dünyaya daha iyi bir kurumsal vatandaş olmak. Yani sosyal olarak sorumlulukların yerine getirilmesi, iyi komşuluk ilişkileri, faaliyet gösterdiğiniz coğrafyalarda, bölgelerde komşulara saygılı davranmak, insan haklarına saygılı davranmak bu boyutu var. Üçüncü boyutunda da governance, yönetişim ve ekonomik boyutunda diyeyim, faaliyet gösterdiğiniz ekosisteme hem ekonomik katkı sağlamak hem de paydaşlarınıza karşı kendinizi sorumlu kılmak. Şeffaflık uygulamaları, daha hesap verebilirlik uygulamaları, bunların artması gibi üç bacakta olarak özetleyebilirim ben bunu. Ford Otosan'da sürdürülebilirliği aslında bu üç perspektiften bakmaya özen gösteriyor. Ve bu anlamda da sürdürülebilirlik, hesap verebilirlik ve şeffaflık dediğimiz alanların tamamında kendi faaliyet gösterdiği bölgelerde lider bir otomotiv şirketi olmayı hedefliyor. Böyle bir vizyondan yola çıkarak da Ford Otosan bu noktada performansını arttırabilmek için kendine zorlu hedefler koyuyor aslında. Biraz bunlardan bahsedebilirim. Biz geçtiğimiz sene Gelecek Şimdi dediğimiz uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerimizi yayınladık. Bizim için bütün bu sürdürülebilirliğin boyutlarında kendimizi zorlayıcı ve topluma, çevreye karşı üzerimize düşen sorumluluğu daha çok yapmaya itici hedefler koyduk. Çevre bacağında özellikle tabii şeyden bahsetmem lazım. Siz aslında çok doğru bir soru sordunuz. Otomotiv endüstrisi çok ciddi bir değişimden geçiyor sürdürülebilirlikle birlikte. Özellikle içten yanmalı motorların terk edilmesi, onun yerine işte şimdi geçiş döneminde hibrit dediğimiz, mild hibrit ya da plug-in hibrit dediğimiz iki ayrı hibrit yöntemimiz var. Bunlar gibi araçlar ama uzun vadede elektrikli, hatta daha uzun vadelerde şu an çalışmaları devam eden hidrojel, fuel cell gibi farklı çalışmaları görüyoruz. Bütün bunların nedeni de aslında iklim değişikliği tabii ki. Bugün dünyadaki karbon emisyonlarına baktığımızda otomotiv en çok etki eden sektörlerden bir tanesi değil. Üretimde başka sektörler var daha çok karbon emisyonu yapan ama kullanılan araçların karbon etkisi oldukça fazla. Biz de otomotiv endüstrisinin tamamı olarak bunun aslında çok farkındayız. Şimdi içinde bulunduğumuz endüstride aşağı yukarı bugün bir otomotiv OEM'in karbon emisyonlarının yaklaşık %75 kadarı üretilen araçların hayat döngüsünden geliyor. Yani araçların kullanımından geliyor. Sizlerin, bizlerin kullandığı işte otomobillerin, ticari araçların emisyonları aslında yaklaşık %15 ile %20 arası tedarikçilerden, bu üretim sürecinde yer alan
tedarikçilerden geliyor. Yaz yaklaşık 3 ila 4 arası da fiili olarak OEM'lerin yani ana endüstri, ana sanayinin üretimlerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla özellikle karbon meselesine bakıldığında, dekarbonizasyon işine bakıldığında bizim sadece tek başına OEM olarak da yani ana sanayi olarak da bu işi yapması yetmiyor. Bu iş çok paydaşlı bir iş olduğu için bu işin yan sanayisi, kullanıcıları hepsinin aslında ya da lojistiği örneğin yani araçların bir noktadan bir noktaya götürülmek için yapılan harcamalar, süreçler. Bunların hepsi aslında çok ciddi bir ekosistem hareketi gerekiyor. Ford Otosan'ın da sürdürülebilirlik vizyonunda aslında bu ekosistem hareketi var. Şimdi buradan hedeflere tekrar geri döneyim. Bizim iklim değişikliğinde karbon azaltımı ile ilgili hedeflerimiz şöyle. Biz 2030 senesinden sonra binek araçlarda elektrikli olmayan araç satmayacağız. Yani bütün araçlarımız içten yanmalı motorlar tamamen sonlanacak. Ve zero emission vehicle, sıfır emisyonlu araçlar dediğimiz araçlar olacak. 2035'te ticari araçlar için sıfır emisyona geçişimiz. 2040'ta da ağır ticari araçlar için. Böyle bir ürün bazında yıl yıl hedefimiz var. Şimdi üretim tarafına döneyim. Üretimde ise Ford Otosan'ın taahhüdü 2030 yılında üretim tesislerini karbon nötr yapmak. Bu da oldukça zorlu ve meşakkatli bir iş. De hem enerjinin kullanımından, elektriğin kullanımından dolayı gelen bir karbon emisyonu var. Hem de doğal gaz kullanımından ötürü Türkiye'den gelen bir karbon emisyonu var. Bunların sıfırlanması gerekecek. Kendi lojistik zincirimizde ve tedarikçilerimizde de 2035 yılında karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Uzun vadeli baktığımızda da Ford Otosan iklim temelli, Science Based Target Initiative, bilim temelli iklim hedefleri konusunda da bunun da imzacısı ve 2050 yılında tamamen net zero'ya doğru yani sıfır emisyona doğru giden yol haritasında da şu an kısa dönem ve uzun dönem hedef taahhütlerini veriyor aslında. Bu tarafta bundan bahsedebilirim. Tabii karbonla bitmiyor sürdürülebilirlik konusu. Otomotivin içerisinde en çok konuşulduğu konu sürdürülebilirlik denildiği zaman iklim değişikliği ve karbon. Ama aslında bir o kadar da önemli, nitekim karbona da dokunan atık konusu var mesela. Sadece üretimde değil, araçlarda kullanılan plastiklerin geri dönüştürülmüş, tekrar kazanılmış plastiklerden olması konusu var mesela. Burada da bir hedefimiz var. Burada da %30'a ulaşmayı hedefliyoruz 2030 senesinde. Tabii üretim süreçlerinde su kullanıyoruz. Su kullanımında %40 azaltım hedefliyoruz. Bunlardan bahsedebilirim yine çevre alanında. Çevreyle sınırlı değil demiştim. Sosyal tarafa da baktığımızda Ford Otosan için önemli kendine hedef olarak koyduğu birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitliği. Biz şimdi birazdan yine belki detaylı da konuşuruz. Bu anlamda Türkiye'de de kendimize, bize bir görev düştüğünü düşünüyoruz. Bu nedenle bu konuda da kendimize zorlu hedefler koyuyoruz. 2030 yılına kadar yönetim kademesindeki kadın oranımızı %50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bir de yine toplumsal bilinçle özellikle kız çocuklarının sistem alanında daha fazla yer alması, teknoloji ve inovasyon alanında daha fazla yer alması için önümüzdeki 4 yıl içerisinde 100 bin kadına ulaşmak gibi bir ikinci hedefimiz daha var. Ondan da burada bahsedebilirim. Yani hani hem Ford Otosan için hem otomotiv için aslında sürdürülebilirlik şapkasının altında pek çok gelişme ve konu var Didem Hanım. Dediğiniz gibi çok kapsayıcı, çok bütüncül bir bakış açısı, çok bütüncül bir dönüşüm. Yani işin tabii ki üretim sürecindeki karbon emisyonundan araçların tamamen işte elektriğe geçmesi, sosyal tarafından çevresel, toplumsal tarafı çok boyutlu bir dönüşüm yaşanıyor tüm sektörlerde olduğu gibi. Şimdi biraz daha detay soracak olursam, geçen sene İklime bağlantılı finansal beyan görev gücü raporu yayınladınız. Bu rapor hakkında bilgi alabilir miyiz? Neydi amacı, hedefi? Tabii şimdi sürdürülebilirliğin bu ESG boyutunda performansının iyileştirilmesi tarafı varken şirketler açısından bir de raporlama tarafı var aslında. Bu da
yine demin bahsettiğim çevre, sosyal ve yönetişim alanında yönetişim tarafına hitap eden bölümü. Biz şirket olarak bu konudaki de raporlama performansımızı da sürekli arttırmaya çalışıyoruz. Yani vizyonumuza paralel, daha şeffaf, daha hesap verilebilir bir şirket haline gelebilmek için. TCFD, kısaca TCFD, iklimle bağlantılı finansal güç deklarasyonu. Biraz Türkçesi daha uzun oluyor. Bu da aslında bizim iklim değişikliğiyle birlikte gelen bir takım risklerin ve fırsatların şirket tarafında stratejiye dahil edilmesi, risklerin ortaya çıkarılması, haritalandırılması, bu risklere yönelik mitigasyon yani önlem aksiyonlarının belirlenmesi yıllar içerisine yayarak ve bunların da şeffaf bir şekilde aslında paydaşlarla paylaşılması. Ki biz bu 2021 yılı için yaptığımız TCFD raporlamasını bu yılki sürdürülebilirlik raporlamasının içerisine dahil ederek yayınladık. Şimdi burada birazcık şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu şeffaflaşma konusundaki talepleri biz ağırlıkla yatırımcı camiasından geldiğini görüyoruz. Nitekim bunu da genelde halka açık şirketler yaparak başlatıyorlar. Süreç hani Batı'da da böyle, Türkiye'de de böyle, böyle ilerlemeye devam ediyor. Önce yatırımcı sormaya başlıyor. Siz bu konuda nasıl bir performans gösteriyorsunuz ey şirketler? Bunu açıklıyor musunuz? Ve bu açıklamanın da doğru şekillerde yapılması için nasıl IFRS var finansalların açıklanması için? Bu da onlarla ilgili birkaç framework'tan, birkaç çerçeveden bir tanesi. Sürdürülebilirlik raporlaması da böyle bir çerçeve bu arada. Global Raporlama Enstitüsü, Global Reporting Initiative'in çıkardığı. Bu da onun içerisinde dahil olabilen şirketlerin opsiyonel yaptığı ama yatırımcı camiası tarafından muteber görülen bir raporlama sistemi aslında. Biz de kendimize hedef koyduğumuz noktada bu performansımızı geliştirmek istediğimiz için burada yer alıyoruz. Bununla birlikte mesela hazır sözü açılmışken şeylerden de bahsetmek isterim. Raporlamaların yanı sıra bir takım endeksler de şirketlerin bu konudaki performansını arttırmasına neden olabiliyor. Bizim için bunlar şundan kıymetli. Hepsi bize aslında bir hem kendimizi karşılaştırma alanı hem de kendimizi daha fazla zorlamak için fırsat veriyor. Çünkü oradaki standartlara uyum bizde kendini bir kontrol etme, aynaya bir bakma, ben burada nasıl yapmışım, iyi yapmışım, burada bak bir gelişim alanım var diye bakabilme şansı sunuyor. TCFD de böyle. Endeksler de bu şekilde böyle. Endekslerde de eski adıyla Dow Jones Sustainability Index, hı-hı, şimdiki adıyla S&P Global ESG, bu endeks var. İşte FTSE for Good var. MSCI'ın MSCI ESG endeksi var. Bütün bunlar bizim yine kendi performansımızı iyileştirmek açısından muteber bulduğumuz, yatırımcı camiasının da muteber bulduğu, bizim de yer almak istediğimiz, dahil olmak istediğimiz raporlama ve endeks süreçleri. Buna bir de galiba şeyi ekleyebilirim. Karbon tarafıyla da çok alakalı olarak, ki daha da eskidir geçmişi bu endekslere göre, Carbon Disclosure Project, karbon saydamlık projesi. CDP de iyi, yine şirketlere özellikle kendilerini karbon dekarbonizasyon açısından nerede gördükleri, nasıl ilerleyebilecekleriyle ilgili zorlu hedefler koyması, 5 yıllık kendilerine öngörüler sunmaları gibi zorlayıcı süreçlerle bu konuda iten raporlama standartlarından bir tanesi. Nitekim başarısı neticesinde daha sonrasında karbonun yanı sıra CDP Water, CDP Su saydamlığını da çıkardılar. O tarafa da katılıyoruz, ikisine de katılıyoruz. Benim için de tabii gurur verici olan Ford Otosan tarafında da birazcık hazır buna girmişken kendi performansımızdan bahsedeyim. Ford Otosan CDP'ye uzun yıllardır raporlama yapıyor. Bu sene A eksi seviyesine çıkarmayı başardı raporlamasını ve tedarik zinciri tarafında da bunu daha yeni açıklayacağım. Burada ilk defa size söylemiş oluyorum. Tedarik zinciri ilişkilerinde de supplier engagement diye geçiyor. Orada da A performansı var. Bunlar bizim için sevindirici haberler. Bize şeffaf ve hesap verebilir olduğumuzu kanıtlıyor çünkü. Borsaya kote değerli bir şirket olarak yatırımcıların bu konudaki beklentilerine yanıt vermek de bizim açımızdan çok büyük bir mutluluk aslına bakarsınız. Biraz geniş anlattım TCFD'nin dışında ama. Yok, çok çok doğru söyledikleriniz. Sektörün dönüşümüne liderlik etmek de aslında, doğru yolu göstermek de bu açıdan çok önemli. Çünkü şu süreçte en büyük sorunlardan biri mış gibi yapanlar. Ama bu raporlar ve bu standartlar aslında işin ne kadar şeffaf
ne kadar olması gerektiği gibi doğru adımlarla olduğunun da çok net kanıtı. Zaten bu dönüşüm ve yani sektörün yeniden şekillenmesi aslında bu gibi raporlarla daha hızlanacak, daha netleşecek. Çünkü şirketler artık içinde yaşadıkları dünyayı da yönetmek zorundalar. Dünyadan bağımsız, o risklerden, mevcut risklerden bağımsız bir şekilde yaşamıyorlar. Peki şimdi biraz Ar-Ge yatırımlarına gelelim. Biraz önce dedik bir dönüşüm, e-araçlar, işte e-şarj, işte yani her şey baştan şekilleniyor. Özellikle de malzemeler otomotiv sürecinde, arabalarda kullanılan malzemeler. Sizin Ar-Ge yatırımlarınızın ne kadarı sürdürülebilirlik odaklı? Şimdi bizim Ford Otosan'ın Ar-Ge'sinde, yani biraz şirketin burada yönettiği projelerden de bahsetmem lazım. Ford Otosan dünyadaki Ford Trucks markalı ağır ticari araçların, yani kamyonların tek tasarımcısı, geliştiricisi, mühendisliğini yapan şirket ve üreticisi. Bugün dünyanın herhangi bir yerindeki Ford Trucks markalı bir araç, bilin ki burada tasarlanmıştır, buradaki mühendisler tarafından geliştirilmiştir ve Eskişehir'deki fabrikamızdan üretilmiştir. Ya tek başına ana sanayi bu alanda. Ford markalı araçlarda ise Ford'la birlikte ortak olarak çalışıyor. Ve burada bizim Türkiye'de ve Romanya'daki fabrikamızda ürettiğimiz ticari araçların, orta ticari ve hafif ticari araçlarımızın kurye, küçük ticari aracının tamamen tasarımını ve mühendisliğini yapıyor. Ford Avrupa'yla da destek olarak, ama ana mühendislik, lead engineer dediğimiz sorumluluğu alıyor. 2 ton dediğimiz daha orta, 1 tonluk orta ve 2 tonluk ticari araçlarda ise Ford'la birlikte çalışıyor. Şimdi biz bu kapsamda baktığınızda, yani önümüzde şu demin bahsettiğim 2030 binek araçlar, 2035 ticari araçlar, 2040 ağır ticari araçlar dediğimiz şu ürün döngüsüne baktığımızda, bugün içten yanmalı araçlar üretmekle birlikte şu an yaptığımız geliştirmeler geleceğe yönelik olarak bu yeni hedeflere paralel olacak şekilde. Biz geçtiğimiz sene Hannover Fuarı'nda, büyük bir ağır ticari araç fuarı, ilk elektrikli kamyonumuzu tanıttık. Bir süredir prototipi özellikle belediyelerde koşuyordu. Onun tanıtımını gerçekleştirdik. 2024'te seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Ben Ar-Ge anlamında oransal olarak size bir oran, halka açık olduğumuz için oran veremem, ama var olan projeler açısından uzun vadeli bütün işlerimizin bu yönde olduğunu söyleyebilirim. Şöyle görüyorum, görüyoruz şirket olarak, şunu söyleyeyim. Uzun mesafelerde bugün bilmediğimiz bir teknoloji var. Üzerine çalışıyoruz. İşte geçtiğimiz aylarda hidrojenli motor test ettiğimizi paylaştık. Uzun mesafelerde, şehirler arası taşımacılıklarda, ağır ticari araçların büyük tonajlarında hidrojenli çözümlerin biz daha çalışır olacağını düşünüyoruz ve bu konuda çalışıyoruz. Şehir içi ağır ticari araç taşımacılığı dediğim, işte çöp kamyonu gibi şehir içi taşımacılıklarda kullanılan araçlarda ise elektrikli araçların çözüm olacağını düşünüyoruz ve orada bir elektrikli kamyon ürünümüz var. Öte yandan daha küçük olan ticari araçlar segmentinde ise tamamen elektrikli araçlarla ilgili şu an çalışıyoruz. Bunlar araçla ilgili süreçlerimiz. Tabii bir de bunların yanı sıra Ford Otosan özellikle Avrupa Birliği destekli Horizon projelerinde de yer alıyor. Buralardaki projelerde de hem otonom araçlarda hem elektrikli bağlantılı araçlarda, bunların tamamında çalışılan, konsorsiyumların içerisinde yer alarak çalışılan bir ekip var. Ar-Ge birimimizin yapısında dahi bizde elektrik ve elektronik sistemleri ayrı bir birimdir. Yani hardware ve software'i biraz daha ayrı yönetir durumdayız. Bizim için çok kıymetli ve bugün oran veremesem de çok yüksek olduğunu ve ileriki dönemlerdeki bütün işlerimizin bunun kurgusunda olduğunu söyleyebilirim en azından. Belki bir de şunu ekleyebilirim. Paralelde de özellikle mobilite tarafında, yani daha bazen son tüketiciye, bazen daha B2B işlerde elektrikli, daha çevre dostu çözümlerle de ilgili Ar-Ge tarafında yoğun bir çalışma yapılıyor. Şeyden hiç bahsedemedim. Şimdi ondan da bahsetmek lazım.
elektrikli araçların daha çok olmasıyla birlikte bütün ana sanayide ve yan sanayide de göreceğiz. Bataryanın tekrar kullanılması, tekrar dönüştürülmesi, bunlar çok kıymetli. Çok önemli. Evet, bir de tabii hep yani üretim bu emisyonların azı diyoruz ama esas o tarafta da kendi enerjisini üreten işte güneş panelleri, güneş tarlaları, bunlar da çok kıymetli işler diye düşünüyorum ben. Kesinlikle heyecan verici işler. Dediğiniz gibi elektrik, hidrojen teknolojileri de gerçekten çok gelecek vaat eden teknolojiler. Gerçekten heyecan verici işler. Bir de bu Endüstri 4.0 ve akıllı fabrika uygulamalarında önemli bir listeye girdi Ford Otosan, Dünya Ekonomik Forumu'nun Global Lighthouse Network'üne girdi. Bu Türkiye'de bir ilk, dünyada da 4. otomotiv fabrikası. Bundan biraz bahseder misiniz? Tabii. Dünya Ekonomik Forumu'nun Global Lighthouse uygulaması aslında Endüstri 4.0 uygulamalarını üretim süreçlerinin içerisinde dahil eden, üretim süreçlerinde bunları kullanan şirketlere verilen bir tanınma. Bu niye önemli? Bu bizim aslında kendi iç verimlilik süreçlerimiz açısından, yani bizde operasyonel mükemmellik çok önemli. Çünkü fabrikanın çok verimli çalışması gerekiyor. İş modelimiz buna dayalı. Bu verimliliğin sağlanması, burada IoT gibi, yani nesnelerin interneti gibi, dijitalleşme gibi süreçlerin kullanılması, dahil edilmesi, bağlı fabrikalar, kendini nitelendirebilen, yönetebilen ve sonrasında size bir karar almanız için veri sağlayabilen otomatize olmuş fabrikalar konusunda bizim açımızdan iç verimlilik açısından çok önemli. Aynı zamanda da çok da güzel bir tanınma takdir yöntemi tabii ki bunun nadir şirketlerden bir tanesi olmak. Dünya Ekonomik Forumu da bu konuda şirketleri gerçekten teşvik etmeye çalışıyor. Hatta şeyi de çıkardılar, Global Lighthouse'un Global Sustainable Lighthouse versiyonunu da çıkardılar. Orada da teşvik ediyorlar şirketleri. O da yine örneğin data driven, yani bilgiye dayalı bağlı fabrikalarda bilgiye dayalı olarak sürdürülebilirlik skorlarında, çevresel dışsallıklarda azalma gösteren şirketlere veriliyor mesela. Yani gittikçe zorlaşıyor ve güzelleşiyor, öyle değil. Evet. Evet, yani bizim açımızdan da çok gurur verici. Kesinlikle öyle. Çok tebrik ediyoruz. Peki son olarak biraz önce siz de değindiniz toplumsal cinsiyet eşitliği. Bu alanda da Ford Otosan kadın istihdamı ile Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksine Türkiye'den giren ilk ve tek otomotiv şirketi. Bu konuda da gerçekten alkışlıyoruz sizi. Kadın istihdamını arttırma konusunda çalışmalarınız neler? Diğer şirketlere de örnek olmak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Bloomberg'de demin bu raporlama ve endekslerle ilgili standarttan bahsetmiştim ya, o yüzden kıymetli, evet, endekslerden bir tanesi. Kendinizi yine bir soru setinden, ben nasıl performans gösteriyorum, benim performansım nasıl diye gözden geçirmenizi sağlıyor. Ve önemli olan şu, bizim için en kıymetli olanı, her yıl performansımızı ilerletebiliyor muyuz? Biz ona bakıyoruz. Yani evet, Ford Otosan ilk otomotiv, hatta ilk sanayi şirketi Türkiye'den Bloomberg toplumsal cinsiyet eşitliğinde yer alan. Bu çok kıymetli ama bizim artık daha iyi yapmamız gereken, her yıl arttırabiliyor muyuz performansımızı, ona bakmak. Bunu da çok mutlulukla söylüyorum. Şirket bu konuda çok can hırat çalıştığı için çok pozitif olarak görüyoruz ve performansımızı arttırıyoruz. Nelere bakıyor? Kadın erkek arasında bir ücret farklılığı var mı? Kadın erkek oranı arasında bir farklılık var mı? İçeride ayrımcılığı engelleyen politikalar var mı? Bunlar dışarıya raporlanıyor mu? Anlatılıyor mu? Yönetim kurulundaki oranlar nasıl? Yönetici oranında nasıl? Hepsini aslında A'dan Z'ye gözden geçiriyor bu. O yüzden de kıymetli. Biz şunu yapmaya özen gösteriyoruz. Sürdürülebilirliğe ilk böyle başlarken paydaşlarınızla bir önceliklendirme analizi yapmanız gerekiyor. Yani doğru yere gittiğinizden emin olmak için. Ben bugün bunu yapmaya karar verdim, hadi şimdi şu alana odaklanayım demek yerine bu işi daha akademik olarak yapmanın bir yönü aslında. Bu önceliklendirme analizinde paydaşlarınız sizden hangi alanda
performans bekliyor, onu görebiliyorsunuz. Sonra bir de dönüyorsunuz, şirkete bakıyorsunuz. Ben hangi alanda kendimi göstermek istiyorum? İkisinin birleştiği noktalar aslında o şirketin gerçekten sürdürülebilirlik anlamında performans göstermesi gerektiği noktalar. Kendine zorlu hedefler koyması gereken, şeffafça bunları aktarması gereken. Toplumsal cinsiyet eşitliği böyle bir hedef. Yani çıkış noktası bu Didem Hanım. Bizim hem paydaşlarımızın bizden beklentisi, yani sen Ford'da son olarak bu konuda adım at dediği, hem de şirket içerisinden de çok güçlü gelen, içeride de buna emek gönül vermiş bir yönetim ekibi, bir çalışan ekibi bulunan bir konu. Otomotiv sanayisinin en çok kadın istihdam eden şirketi. Bugüne kadar yani sadece içeride bununla ilgili istihdam yaratmakla değil, toplumda da bununla ilgili aksiyon almak konusunda kendine bir ödev çıkarmış bir şirket. Buradan da yola çıkarak bizim de bu konuda kendimize koyduğumuz zorlu hedefler var. İşte girişte bahsettiğim %50 kadın oranı bunlardan bir tanesi. %50 kadın yönetici oranı. Ki bu zor bir yani bu el otomotivde. Evet. Zor bir oran. Çünkü bu uzun vadeli yetenek planlama, alttan o ekibi yetiştirme. Sadece dışarıdan da bulamıyorsunuz. İçeriden de yetiştirmek gerekiyor. Bunları sağlamayı gerektiren bir konu. Bir ikinci hedef, geçen sene yine teknoloji ve inovasyon alanında çok ciddi bir açık var. Genel olarak çok ciddi bir açık var. Sadece Türkiye'de değil. Kadınların bu alana katılımı dünyada da çok düşük. Bu konuda sadece Ford Otosan değil, Koç Topluluğu'nun tamamı olarak bir inisiyatif aldık ve bu konuda zorlu bir hedef verdik. Bizim kendi adımıza 2026 sonuna kadar içeride çalışan, bu alanda, teknoloji ve inovasyon alanında, işte fen, teknoloji, mühendislik, matematik birimlerinden mezun çalışanlarımızın kadın oranını %30'a çıkarma gibi bir hedef koyduk kendimize. Bununla yetinmedik. Bayilerde bu alanları ikiye katlayalım dedik. Bir de dedik ki Türkiye'de de 100 bin kadına bu konuda ulaşalım. 100 bin tane kadını, genç kadını ve iş hayatına yeni girmiş ve iş hayatından düşmüş. Yani hamilelik nedeniyle ya da başka nedenlerle iş hayatını bırakmış ama geri gelmek isteyen kadınları tekrar geri kazandıralım istedik. Şimdi kısa bir süreyle ara verdik deprem nedenli olarak bu projemize. Orada sarmamız gereken başka bir yara olduğuna inancımızla. Ama vazgeçmiş değiliz. Döneceğiz toplumsal yatırım projesine de. Ne yapıyoruz? İşte zorla hedef koyuyoruz. Biz de içeride her pozisyon için en az bir kadın aday çıkarmak zorundasınızdır. Ofis çalışanlarında, saha çalışanlarında da her dört pozisyon için bir kadın aday. Yani mutlaka ikide biri ofis çalışanları için kadın olacak, sahada da dörtte biri kadın olacak gibi diyebilirim. Takip ediyoruz hedeflerle. Hedefleri gerçekleştirmek de kolay değil ama sıkıca yakından takip ediyoruz. Bakıyoruz her yönünden. Eşit mi kadın erkek içeride? Ayrımcılıkla ilgili herhangi bir sorun var mı? Geliştirmemiz gereken bir alan var mı? Örneğin geçen sene insan hakları ile ilgili bir analiz yaptık. Gözden geçirme süreci. Üçüncü bağımsız bir parti gelip bizim süreçlerimizi inceledi. İnsan hakları ihlali var mı? Yanlışlık yapıyor muyuz diye. Çok şükür iyi geçti. Mutlu oluyoruz bunları da gördüğümüzde. Bunlarla uğraşmakla ilerletiyoruz diye düşünüyorum. Burçak Hanım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iddialı hedefler ve ilham veren çalışmalar. Değerli görüşlerinizi, deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Keyifli yayınlar diliyorum ileriki yayınlarınız için de. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, bu haftaki konuğum Ford Otosan Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Lideri Burçak Türker'iydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.